Selamlar herkese. Ben Mert ve yeni bir bu yıl videosuyla da karşınızdayım. Aslında aynı bu yılda göstereceğim ancak 95 level olduğum için bu yıldın tam olarak oturduğuna inanıyorum. Bu nedenle tekrar çekme gereği duydum. Şöyle 6 tane paragon tablomuz var. Böyle bir e, gelişmeye gittim diyelim. Gelişmeden kastım tabii ki seviyem arttığı için. Öncelikle Önceki videomu izlediyseniz bu yetenekler kısmını isterseniz geçebilirsiniz. Ancak hatırlamıyorsanız tekrar izlemenizde fayda var tabii ki. Eşyalarımı da tam olarak oturttuğuma inanıyorum. Bazı alternatifleri de var. Alternatiflerden de bahsedeceğim. İlk olarak yeteneklerden geçelim. Sonra eşyalardan bahsedeceğim. Sonra da paragona geçeceğiz. Yine klasik dönem bıçaklar bu yılda gittiğim için del kullanıyorum. Dönem bıçaklara gidiyorum. Burada can çalma var ee, ve yeni patch'te bu güç güçlendirilecek. %85 olacak %75'ten artırılarak. Patch ne zaman geliyor emin değilim. Ancak yama notlarını izlemediyseniz onda izlemenizde fayda var. Buna buff geldi. Bilginiz olsun. Yakın düşmanlara karşı hasar azaltma var klasik aldığımız şeylerden gölge adım var sersemletme üzerine Sireh ustalığı fazladan hasar için Düşmanı gerisi vurduğumuzda ya da yere serdiğimizde ekstradan kritik vuruş ihtimali bunu 3 de yapabilirsiniz eğer zindan kesiyorsanız Bir düşmana e, kritik vuruş yaptığımızda afallamış bir düşmana Yarım saniye yere seriyoruz yere serdiğimizde de tabii ki de Kritik vurma şansımız artıyor Atıl kullanıyorum yine hem mobilite için hem de bir yerlerden kaçınabilmek için. Değiştirebilirsiniz de atılı istediğiniz bir şeyle. Zehir tuzağı var. Zehir tuzağını e, zehir bu yılda gittiğim için. Zehir tuzağının içindeki düşmanlara %10 arttırılmış hasar var. Burada klasik hile ve kötülük var. Savunmasız düşmanlara ekstra hasar. Sağlıklı ve yaralı düşmanlara ekstra hasar. Zehir aşılama var. Zehir aşılamada da Zehir aşılamanın zehirleme süresini arttırma e, klasik şeyi. Bir de zehir e, aşılanmış yeteneklerle gerçekleştirilen kritik vuruşlara ekstra zehirleme hasarını kullandım. Bu da oldukça iyi. Bunu da isterseniz kullanabilirsiniz. Ancak kritik vuruş ihtimalim oldukça fazla olduğu için ben bunu kullanmayı tercih ettim. Ölümcül zehir artırılmış e, zehirleme hasarı. O yüzden bunu fulluyoruz direkt. Bunu vermek zorunda değilsiniz isterseniz alabilirsiniz de Ben bir tane verdim yine dungeonlarda 15 kişiye vursam %15 saldırı hızı veriyor oldukça iyi Üstteki kesinlikle lazım Çünkü Zehir aşılama kullanmamızın ana sebeplerinden bir tanesi bu Zehir aşılamanın en iyilerinden biri olduğunu söyleme sebebim Tam olarak bu Çünkü oyunda tanklığa dair çoğu şeyi yok ettiler Sezonla beraber bu nedenle tanklıkla alakalı ne veriliyorsa almalıyız diye düşünüyorum. Ve bu bir tek zehir aşılamada var. Diğer hiçbir şey de yok eğer bakarsanız. O sebeple benim gideceğim aşılama bu. Şu konuda da aşılı yetenekler diyor. Yani aşılama yetenekleri demiyor. Arada fark var. Aşılı yetenekler şu oluyor. Ben dördüncü yeteneği kullandığımda yani zehir aşılamayı kullandığımda yeteneklerim yeşil oluyor. Çünkü zehirli oluyorlar. Öyleyken bir yetenek kullandığımda onun kritik şansını arttırıyor. Bu nedenle önemsiz bir şey. Sadece yeteneğin kritik vuruş ihtimalini arttırıyor. Aşılamayla vurduğumuz bütün saldırıların ihtimalini arttırsaydı o zaman uygundu. Ancak şu an uygun değil. Sadece yetenek e, kritik vuruşunu arttırdığı için. Fiziksel olmayan hasar artırılmış şans vuruş ihtimalle sahip olur. Sürekli zehir vurduğumuz için önemli. %30 ihtimalle enerji kazanırız. Yine önemli şanslı vuruş gidiyoruz. Her, harcadığımız her 100 enerji 5 saniyeliğine %15 artırılmış şanslı vuruş ihtimali kazandırır. Yine önemli. Yani şanslı vuruşa dair her şeyi alıyoruz. Burada da enerjimiz %50'den daha fazlaysa ya da %50 ise ekstradan hareket hızı kazanıyoruz daha azsa saldırı hızı kazanıyoruz. Ve tabii ki de seçeneğim momentum. Mesela mağduriyete falan bazı şeylere buff geliyor. Ancak hala momentum kullanmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Sebebi hem enerji yenilenmesi veriyor, hem hareket hızı veriyor, hem de hasar azaltma veriyor. Hepsi önemli. Ve bunu bosslarda da tetikleyebiliyorsunuz. Gölge adım atıp arkasına geçip vurursanız 3 kez. 3 C'ye ulaşıyor momentum ve ihtiyacınız olan şey bu. Ve saldırınızınız fazla olduğu için zaten 3 C'ye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Buradaki %20 artırılmış hasar azaltma en önemli şeydir. Diğer şeylerde bulunmadığı için kesinlikle onu gidiyorum. Hasar azaltma nedeniyle. Birkaç alternatiften bahsetmek istiyorum. Alternatif olarak kaderin yumrukları kullanabilirsiniz. Kaderin yumrukları zindanlarda daha çok işe yarıyor. Çünkü afallatma yeteneği de olduğu için. Sabitleme yeteneği de olduğu için. Güzel bir şey. Saldırıların normal hasarının %1 ila %210 arasında rastgele vermesi de güzel. Bunu kullanırdım muhtemelen ancak %210 olduğu için, %300 düşmediği için bana, 300'e yakın bir şey düşmediği için şu anda kullanmıyorum. Şu an kullandığım biraz daha farklı hem kritik vuruş ihtimali hem de şanslı vuruş ihtimali veriyor. Şanslı vuruş max roll değil ancak kritik vuruşu max roll bir şekilde getirmeyi başardım. Can iyileştirme veriyor bir de kaynak yenileme veriyor aynı zamanda şanslı vuruşla beraber. Bu da tabii ki benim bundan daha iyi. Şöyle bakabilirsiniz. O nedenle şu anki eldivenim daha iyi. Ancak daha güçlü bir kaderin yumrukları düşürseydim o zaman onu kullanırdım. Uzmanlıklardan ben iç görüş tercih ettim. Combo puanlarını bosslarda isterseniz kullanabilirsiniz. İç görüş ancak bence yine genel olarak daha iyi. Combo puanlarını kullanabilirsiniz. Yine ekstradan hasar için iç görüşü enerji sıkıntınız varsa kullanın derim. Eşyalara geçelim direkt şimdi. Öncelikle her yerde kullanılan yeni bir aspekt var. Normalde yoktu diyebiliyorum. O yüzden sezonla geldi diyebiliyorum. Ancak sezonluk aspekt değil. Hep kalacak bildiğim kadarıyla. Nişancı yetenekleriyle yapılan kritik vuruşlar yüzde 60 ihtimalle Karanlık ör, örtü gölgesi sağlıyor. Bu karanlık örtüyü geliştirmek için de isterseniz tabii ki buradan bir şeyler verebilirsiniz. Mesela ekstra kritik vuruş sağlama gibi. Ancak diğer şeylerin daha önemli olduğunu düşündüğüm için ben eklemedim. Zaten yeterince bize bir hasar azaltma sağlıyor. Her biri yüzde kaç sağlıyordu? Bakalım. Her bir karanlık örtü bize %8 hasar azaltma sağlıyor. %8 de oldukça fazla takdir edersiniz ki. Nişancı yeteneğimiz ne derseniz, nişancı yeteneğimiz de del oluyor. Ve bunu da sürekli kullanıyoruz. O nedenle oldukça iyi. Yetenek olarak bu kaskta temel yetenek saldırı hızı önemli. bulabilirsiniz bulun. Maharet önemli değil. Maalesef başka bir şey bulamadığım için onu kullanıyorum. Tüm estetistikler eksiğiniz varsa elbette olabilir. Ancak başka şeyler daha iyi. Buna yine toplam zır, hasar azaltma, yakın düşmanlara karşı hasar azaltma gibi şeyler kullanabilirsiniz. Yani temel yetenek saldırı hızı harici, bekleme süresinde azaltma fena değil. Kalan ikisi çok da önemli şeyler değiller. Çöp değiller ancak iyi de değiller. O yüzden bulabilirseniz full hasar azaltma üzerine bir kask bulun. Bir de temel yetenek saldırı hızı tabii ki. Ee, ekstradan ekleyebileceğim bir şey daha var. Bulursanız zehir aşılamaya artı üç veren bir kask da olur. Ben de şu anda bazı şeyler var artı 3 veren. Onunla değiştireceğim muhtemelen ileride. Ancak şu anda değiştiremiyorum. Henüz yeterli materyale sahip olmadığım için. Göğüslüğe gelirsek ben bunda hasar odaklı gittim. Siz yine hasar azaltmaya gidebilirsiniz. Hasar azaltma, toplam zırh, yakın düşmanlara karşı hasar azaltma ve maksimum can. Bunları bütün eldiven hariç bütün şeylerde bir de tabii çizmede de olmuyor. Eldiven ve çizme hariç hepsinde Hasar azaltma, toplam zırh, yakın düşmanlara karşı hasar azaltma ve maksimum can bulmaya çalışırsanız bu metada bile olsa tank olacağınıza inanıyorum ve hayatta kalma şansınız çok daha fazla artacaktır. Aspekt olarak da tabii ki de şu anki gördüğünüz itaatsizlik ve bir üstte gördüğünüz karanlık örtü çağıran, %60 ihtimalle çağıran en önemlileridir. Mümkünse bunları max bulmaya çalışın hatta çünkü hayatta kalmanızı oldukça fazla artıracak. Bir alttaki şey gelirsek bunda aspekt olarak yetenekler kullanıldıklarında mevcut birincil kaynağa bağlı olarak daha fazla hasar verirler. Bu hasar aspekti başka şeylerde kullanabilirsiniz elbette ancak e, bunu tavsiye ederim. Başka kullandıklarıma da gelirsek temel yetenekler saldırı kazandırır var. E, kesinlikle ve kesinlikle olması gereken zehir bu bu zehir aşılanmış yeteneklerle yaptığımız kritik vuruşlar en fazla %10 ihtimalle içindeki düşmanlara 3 saniye yine 4778 vuran bir havuz oluşturur. Havuzdayken de zehir aşılamanın yeteneğinin bekleme süresi olmaz. Bunda bizim için hasardan daha çok önemli olan şey bekleme süresinin olmaması zehir aşılamanın. Sonsuza kadar zehir aşılama kullanmamızı sağlıyor. O sebeple önemli. Olmazsa olmazlarından biri. Saldırız önemli olduğu için tabii ki de yet temel yetenekler saldırıcısı kazandırır kullanıyoruz. Yine hasar için işte yeteneği e enerjiye bağlı olarak ekstradan vurma ve temel yetenek ile saldırmak bir sonraki çekirdek yeteneğinin hasarını en fazla %30 artırır. Ee, %30 olmak üzere %10 arttırır var. Bu da çekirdek yetenekler zaten bizim Twisting Blade en önemli yeteneğimiz olduğu için kullanıyorum. Her şeyden önemli benim muskaya bastığım saldırı şeyi ise çekirdek yeteneklerle yaptığım kritik vuruşlar saldırı hızını 5 saniyeliğine %30 arttırır. %38'ini bulsaydım çok iyiydi ancak bulamadım maalesef. Saldırı hızı bizim için çok önemli olduğu için ve kritik vuruş çok fazla yaptığımız için bunu tavsiye ederim. Pantolonda da yine aynı şekilde savunma e, aspektimiz var. Temel yetenekler 6 saniyeliğinde %20 hasar azaltma sağlar. %20 az buz bir rakam değil. Kesinlikle kullanın. Bunda da dediğim üzere toplam hasar azaltma, yakın düşmanlara karşı hasar azaltma ve maksimum can bulabilirseniz ne ala en, en güzeli o olur. Ben bulamadığım için hasar azaltma, toplam zırh, tüm istatistikler ve zeka buldum. Tüm istatistikler benim Paragon'da bazı şeylerin Gereksinimlerini karşılamama yarıyor. Zeka ise kritik vuruş için ekstra yüzdelik sağlıyor. Bunda tabii ki de klasik dönem bıçaklar aspekti kullanıyoruz. Ve maharetle tüm istatistikler var. Yine ee, maharet olmak zorunda değildi. Ancak Max Roll geldiği için tutuyorum. Tüm istatistikler de Paragon'daki gereksinimleri karşılamama yarıyor. Çekirdek yeteneklerinin hasarı, yakındaki düşmanlara hasar var. Bunlar olmazsa olmaz. Mümkünse bulun. Bir de savunmasız düşmanlara hasar ya da zehirlenmiş düşmanlara karşı hasar bulabilirsiniz isterseniz. O ikisini de bulursanız maharet ve tüm istatistikler eğer e, Paragon'daki gereksinimle karşılayabiliyorsanız gerek yok. Karşılayamıyorsanız tüm istatistikler bulundurmanız gerekir. Burada hançer olarak da hançerimi yeni değiştirdim. Yakındaki düşmanlara karşı hasar, kritik vuruş hasarı, zehirlendi etkisindeki düşmanlara hasar, çekirdek yeteneklerin hasarı olsaydı çok iyi olabilirdi. Ancak tüm istatistikler geldi o yüzden öyle kullanıyorum. Aşağı aranın Kavis yine aynı şekilde çok önemli. Önem sebebi ise tabii ki de en aşağıdaki şanslı vuruş ihtimalinden kaynaklı ve tabii ki de aspekti de iyi. Şanslı vuruş ihtimali ve aspekti harici çok önemli olmasa dahi bu ikisi bizim bu yıldımızın en önemli istatistikleri olduğu için kullanıyoruz. Benim sol takımda mesela şu anda bu yeteneklerde gördüğünüz Fiziksel olmayan hasarın ekstradan şanslı vuruşa sahip olması, işte 100 enerji harcadıktan sonra 5 saniyeli, bu, e, saniyeliğine %15 ekstradan şanslı vuruşa sahip olmamız gibi şeylerin tetiklenmemesine rağmen %51 şansla şanslı vuruş ihtimalim var. Sol tıkımda, sağ tıkımda da %48. Yani Del'de 51, dönem 48. Bu da çok büyük bir rakam. Kritik vuruşta tabii ki de kasıyoruz. %46 kritik vuruş ihtimalim var. Bu da büyük bir rakam. Sizde ne olduğunu karşılaştırarak bakabilirsiniz. Çünkü benim yüzüklerimde en fazla dikkat ettiğim şey şanslı vuruş ihtimali ve kritik vuruş ihtimali ikisinde de max var. Kalan şeyler de çöp şeyler değiller ancak çok daha iyi olabilirlerdi. Özellikle maksimum enerjinin artı 9 olması çok da bir işime yaramıyor. Bunlarda bulabilirseniz maksimum can bulun maksimum kritik e, e, yani maksimum canı artıran bir şey bulun maksimum olması o kadar önemli değil ve kritik vuruş ihtimali maksimum bulmasanız bile rerollayarak rahatlıkla bulabilirsiniz ancak şanslı vuruş ihtimalini mümkünse maksimum bulun başka bir yeteneğin de kritik vuruş ihtimalini maksimum yapmak için kullanabilirsiniz iki yüzükte de yanlarına can alabilirsiniz zehirlenme etkisindeki düşmanlara hasar alabilirsiniz savunmasız hasar alabilirsiniz size kalmış Muska'da bütün e, aşılama yeteneklerine artı 2 olan alabilirsiniz. Geliştirince artı 3 oluyor. Kötülük pasifi yerine ölümcül zehir pasifi bulursanız güzel olabilir. Yüzdelik maharet saldırı için güzel olabilir. Hasar olabilir. Hasar azaltma olabilir. Zehirlenmiş düşmanlara karşı hasar azaltma ya da zehirlenmiş düşmanlara karşı hasar olabilir. Bu bildiğinizde sinerjisi olan herhangi bir şey olur. Ben maksimum zeka getirdiğim için ve çok fazla rol yaptığımda buna ulaşabildiğim için bunu kullanıyorum rol olduğumda da bulabilseydim hasar azaltma ya da toplam zırh kullanırdım. Çünkü tankla ihtiyacım var ancak bulamadım. Şu anda 9 milyon istiyor bunu rerollamak için. Habislere gelirsek aşılama kullandığımız için ve özellikle zehir aşılama kullandığımız için Barber maalesef işe yaramıyor. Barber nedir? Barber 2 ila 4 saniye arasında düşer ve e, bir düşmana saldırdığımızda kritik vuruş yaptığımızda o düşman 2 ila 4 saniye arasında hasar yemez. Bu hasarları sorur. Daha sonrasında da patlar ve her saniye içinde e, gücü artar bu saldırının. Oldukça iyi bir as, e, iyi bir habis. Ancak zehir aşılamayla işe yaramıyor. Zehir kullanılmıyor. Zehir çöpe gidiyor bildiğim üzere. Maxroll da öyle diyor olması lazım. İsterseniz siz de kontrol edebilirsiniz. Yanlışım varsa düzelte düzeltebilirsiniz. Bu nedenle ben onu kullanmıyorum. Kullandığım şey kayna e, şuradaki %13 ihtimalle tüm aşılama etkilerinin normalin %81 kadarı tesirle uygular. Yani genel olarak işte aşılamamız daha etkili oluyor. %81 olabiliyor. %13 ihtimalle. Oldukça iyi. Saldırımız fazla olduğu için %13 elbette denk gelecektir. Bu nedenle bunu tavsiye ederim. Maksimumunu bulursanız da ne ala. Kaynak tüketen etkiler daha az etkilidir. Ek olarak %8 artılmış. kaynak üretimi kazanırsın. Bu da kaynak için Güzeldir kullanabilirsiniz isterseniz hasar azaltmaya dair bir şey daha vardı onu kullanıyordum bundan önceki muskanla da Onu da kullanabilirsiniz Bunda bulursanız tabii ki %8 kaynak üretimi olandan alın özellikle Üsttekinin Az olması Çok da önemli değil Ancak elbette fazla olan varsa onu kullanın Bunda da her 5 saniyede bir %60 canın üzerindeken çekirdek yetenekler Can tüketip daha fazla vurması var hasar için oldukça iyi. Tavsiye ederim. Çizme olarak bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Ben şu anda yüksek seviye bunu düşürdüğüm için bunu kullanıyorum. Ve oldukça da güzel açıkçası. Kitle kontrolünde olan düşmanları ekstradan vurma gibi özelliklerimiz vesaire de olduğu için. Tavsiye ederim. Ancak tabii ki de e, daha iyi böyle enerji e, kullanımı azaltma tarzı Özellikle olan bir çizmeniz varsa onu kullanabilirsiniz. Bu da kişisel tercihtir. Ancak bu boyutta olmazsa olmaz eşsiz. Aşağıdan kavislençeri ve yüksek düşerse kaderin yumrukları güzel olur. Paragon'a gelirsek. Gördüğünüz üzere 6 tane tablo var. Ben e, attığım linkten biraz değişik yaptım. Bir tane tabloyu değiştirdim. Başka bir tabloyla. Bununla değiştirmiş olmam lazım. Emin değilim. Yo, bununla değil. Nerede? Evet, işin püf nokta, noktasıyla değiştirdim. Bir öncekinin altında olan linkteki uyuldu. İlk olarak kesinlikle kapatıcı seçtim. Daha sonradan fazladan puanlarınız olduğunda bütün dexterity'leri, maharetleri toplayabilirsiniz. Bu sayede 70 Max dexterity'e yani maharete ulaşırsınız. Ve cani yetenekleriniz daha da güçlü olur. Yani Twisting Blade'iniz. Sağdan gittim burada kuvvet alma sebebim kuvvetim 630 olsaydı ki ileride olacak muhtemelen. Bu savunmasız hasarı %10 daha artacak. Bu nedenle kuvvete doğru gideceğim. İleriki seviyelerde de B yetecektir 630 gereksinimini karşılamaya. Belki buradan alırım o bile yeterlidir. Sağdan gittim sağdan devam ettim. Çünkü buradaki irade bir işimize yaramıyor buradaki zeka işimize yarıyor. Ve ilk olarak closer koydum. Böyle bakabilirsiniz. Durdurabilirsiniz. İkinci olarak garip ödül avı kullandım. Aşılı yetenekle saldırdığında 9 saniyede o aşılamanın elementi için %20 direnç ve %20 artırılmış hasar kazanırsın. Aşılama kullandığımız için zehir aşılama bu yılda olduğu için. Onun bekleme süresini sıfırlamak üzerine bir bu olduğu için. Önemli. Buradaki aşılanmış yetenek hasarı arttırdığı için henüz kullanmadım. Ancak tabii ki de Aşılanmış yetenek hasarı da için olmasa bile fiziksel olmayan hasar için belki kullanabilirim. Aşılanmış yetenek hasarı çok da iyi bir şey değil. Fiziksel olmayan hasar önemli ama. O yüzden size kalmış puanlarınızı isterseniz harcayabilirsiniz. Ancak ben tercih etmiyorum. Muhtemelen bu ikisine veririm. Daha iyi olur. Aynı şey denk geliyor aslında. Bu ikisini de verebilirim. %10 veriyor. Buradan devam ettikten sonra tabii ki buraya gittim çünkü fiziksel olmayan hasar veriyor. Fiziksel olmayan hasar demek, fiziksel erci bütün hasarları buff'lıyor, güçlendiriyor. Bekleme süresi de azaltıyor, o yüzden gayet iyi. Devamında buraya iz sürücü koyduğum zehirlendi etkisindeki düşmanlara hasarı artırıyor. Ve buradaki bütün zeka noktalarını aldım ben. 25 zeka yetiyordu, ben 39 yaptım. Neden? Çünkü Zehirlenmiş düşmanlara karşı bütün hasarları arttırıyor bu. O nedenle önemli. Üsttekini de mesela fullledim. Etrafında bütün alabildiğim kuvveti aldım. 25 alsam yetiyordu 49 aldım. Çünkü yakındaki düşmanlara karşı hasar arttırıyor. Hangi hasar olursa olsun. En çok işinize yarayanları fullleyebilirsiniz etraftaki şeylerle. Bunu yine açmama sebebim aşılanmış yetenek hasar arttırıyor. Bunu açma sebebim ise zekayı alabilmek sadece. Başka bir nedeni yok. Burada devam ederken burada efsanevi kurnaz taktik diye geçiyor bu tabloda. Sadece çekirdek yeteneklerini hasarını arttıran bu yere doğru gittim. Bir de oymayı koyup etrafındakileri aldım. Burada temel yetenek geliştirdiği için önemli değil. Bu çok uzakta, bu çok uzakta o yüzden onlara gitmedim. Efsanevi dediğinde bize bir yararı yok. Koma puanı geliştiriyor. Sadece bu kısım için çekirdek yetenek hasarı için kullanıyoruz. Burada devamında ise işin püf noktasını aldım. Neden? Çünkü nişancı yeteneğimizi kullanıyoruz. Del sonrasında da cani yeteneğimizi kullanıyoruz. O da dönen bıçaklar. Ve buraya da hile koydum. Sadece yeteri kadar aldım. Puanım ona yetti. 200 zırh da fena değil. Tavsiye ederim. Buradaki ne de es geçmeyin. Çünkü yakındaki düşmanlara hasar ve hasar azaltma veriyor etrafındakilerle beraber. Buradan aynı zamanda sola da gittim. Sadece yukarı gitmedim. Buradaki de şahit yok. No witness İngilizce adıyla da. Zehir hasarı kullanıyorum burada da. Afet oyma olarak. Maksimum can veren ve direkt hasar arttıran nodlar var. Bunlar önemli. Buradan da aşağıya doğru gidip zayıflıktan faydalan aldım. Açabilseydim burayı açmayı düşünüyordum. Ancak hesapladıktan sonra yaklaşık bunu bir sola çeksem bile 19 puan harcamam gerekiyordu bunu açmak için. O puana da sahip olmadığım için henüz açmadım. İleride sahip olursam bir tek ekstradan bunu açmayı düşünüyorum. Diğerlerden kısıp belki şu dexterity'lerden belki başka bir şeyden kısıp. Şu anki haliyle bile oldukça güçlenecek. Burada da kritik vuruş hasarı veren çarpışma var. Bunun için de etraftaki zekaları toplayabiliriz. Baya bir zeka var. Ancak şu anda puanım olmadığı için tabii ki toplamadım. 5 level'ım daha var. 95 level'ım. Göstermediğim bir şey de kalmadı sanırım. Şöyle çok az durup tabloları gösterecek olursam. Başlangıç tablosu sağdaki. En son geldiğim tablo solda. İlk bu tablodan başlangıç tablosundan sonra buraya gittim. Buradan bir üsttekine gittim. Sonra buradaki soldakine gittim. Sonra sol üsttekine gittim. En son da en aşağıdakine gittim. Sırası da önemli çünkü en son en aşağıdakine gitmeseydim başka bir yerde 630 kuvvetim olmadığı için gereksinimler karşılanmayacaktı. O yüzden sırasına da dikkat edin derim. Gereksinimleri karşılamak adına. Oymalarımda hile harici hepsi 21 oldu. Hile 16 seviye. Şimdi bir zindanda göstermek istiyorum. Bunlar değil. Tabii ki onlar çok az. 50 küsür bir kademe açsam yeterli olur diye düşünüyorum. Ben de şu anda bu yılda daha yeni değiştirdim. Bu eldiveni yeni aldım. Yani ben bana düşmüştü ancak yeni düzelttim. Bu aspekti yeni koydum. Bu aspekte 40'lardaydı. %0.40'tı. 0.50'ye yeni getirdim. Bunun aspektini yeni taktım. Yeni değiştirdim. Bayağı bir şey değiştirdim. İlk kez sizinle beraber deniyor olacağım. 52. kademe bir şey kullanayım mesela. Merhametin eli olabilir. Ancak orası çok gereksiz güçlü. Uldur çok, öne çok ee, iyi bir yerdir. Hatta zehir hasar veriyormuş bu. İntikamcı ve kaynak yakma biraz kötü. Ancak sorun olacağını zannetmiyorum. 53. kademe Uldur'un mağarasını deneyelim. Bu build aslında sezon öncesinde yani Eternal Realm'de bu değişiklikler gelmeden önce Überlilit öldürmek için kullanılmıştı. Ben de hem Überlilit'i öldürme şansım olsun diye hem de zehir aşılamanın hasar azaltmasından yararlanabileyim diye bu build'a geçtim. Tabi o, o build'da kaderin yumrukları vardı kesinlikle. Ben şu anda onu kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi çok hızlı saldırıyorum. Çünkü çok fazla kritik vuruş yapıyorum. Tek eksik eskiden bu momentumla can yenileme vardı. Şu anda onu çıkarttım bakalım nasıl oldu. Şu anda sadece saldırarak şanslı vuruşla can yenileme var. Yeterli olacak diyormuyorum. Atılan da tek amacı dediğim gibi mobilite. Başka bir şey kullanabilirsiniz, puan bulursanız. Çok fazla can iksiri kullanmam gerekti ancak DPS'im çok fazla yine. O yüzden onlar beni öldüremeden öldürmüş bulundum onlara. Dediğim benim eşyalarıma da çok iyi istatistikler gelmediği için özellikle bunda toplam zırh yok. Can yok. O nedenle tanklığım çok az. Umarım sizin şansınız daha çok iyi gelmiştir. Zırhlar da genel olarak hep hasar azaltma, yakın düşmanlara karşı hasar azaltma ve toplam can, maksimum can bulmaya çalışın. Bu yıl daha çok DPS üzerine şu anda. Maalesef iyi istatistikler düşmediği için benim eşyalarıma. İyiden kastım. Aradığım diyelim. Gördüğünüz gibi aş e e zehir aşılama neredeyse hep açık. Bu nedenle çok fazla vuruyorum. %15 daha fazla vuruyor olabilirim tabii ki şeyden ötürü. Zindandan ötürü. Ancak %15 büyük bir rakam olsa da bende çok daha fazla bufflar var. Sadece paragon'dan bile %60 geliyor. Sadece zehir saldırısına. Zehir hasarına. Erkenden şunları bir stacklemek istedim Ne önemli şeyler değiller İlk saldırdığım an eğer hızlı bir şekilde vuramazsam ve bunu 60 yapamazsam itaatsizlik aspektini rahat bir şekilde tek yiyebiliyorum. O nedenle saldırdığınız an birkaç tane bot basın derim. 60 isteğe ulaştıktan sonra saldırmayı bırakmazsanız 60'ta kalır ve ölmezsiniz. Zor ölürsünüz daha doğrusu. Eğer eşyalarınız iyiyse. Gördüğünüz gibi 107 level düşmanlar benden 12 level yüksekler. Ancak pek de uzun sürmüyor onları öldürmem. Neredeyse tamamen DPS üzerine. Hem de hançerlerim 800 üstü bile değil. Öğe gücü olarak. Ve şu anda şeyi de hatırlatmam gerekir. Benim Eldivenimde saldırı hızı yok. Ona rağmen bu kadar hızlıyım. Sadece muskadaki aspekt sağ olsun. 5-6 tane elit çıktı ancak bir sıkıntı olmadı yine. Evet. Eğer girdiğiniz gibi 60 yapamazsanız Stay'ini maalesef tek yiyebiliyorsunuz dediğim gibi Ancak geride çok fazla düşman bırakmışım zaten Şu Stay'i 60 yapmaya bakın Hızlı hızlı Yoksa sıkıntı oluyor ve tek yiyebiliyorsunuz demin gördüğünüz üzere Maalesef bir kez öldüm. İthal sizi hızlıca devreye sokamadığım için. Ancak hızlı bir şekilde temizleyebiliyor gördüğünüz üzere. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Ona videodan siz bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu yılda beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.